Panhard VBR, Fransızların Sivion tekerlekli yarış arabası. Pardon, tankı. Güçlü motoru ve hafif yapısıyla Panhard VBR, World of Tank'ın en hızlı tankıdır. İşte bu yüzden ona hızlı bir tank demek kesinlikle hafif kalır. O oyunun en hızlısıdır. Oyuna gelen ilk tekerlekli tank olarak tasarlanmış olması onu eşsiz kılan özelliklerinden biridir. Diğer tankların tozunu attırarak savaş alanında yıldırım gibi ilerler ve düşman hatlarını şaşkına çevirerek ortalığı karıştırabilir. Bu canavar saatte 70 kilometreye kadar çıkabilen inanılmaz bir hıza sahiptir. Ancak hızıyla değil, aynı zamanda mükemmel manevra kabiliyetiyle de vurulması zor bir hedeftir. Beklenmedik anlarda maçın sonucunu kökten değiştirebilir. Panhard VBR'nin zayıf noktası ise zırhıdır. Ancak bu onun savaş alanında etkisiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, 12 saniyede atış yapabilen 390 hasar veren topu ve spot mekanikleriyle düşman tanklarının korkulu rüyası haline gelir. Zırh eksikliğini ölümcül ateş gücü, hızı, manevra ve spot mekanikleriyle telafi eder. Düşmanlarına ciddi bir korku salar. Bu yıkıcı kombinasyonla Panhard EBR savaş alanında göz kamaştırır. Hazırsanız bu canavarı biraz daha detaylı inceleyelim. Bu videoyu bir izleyici yorumu, bir izleyici isteği üzerine yapıyorum. Panhard EBR 105. Giriş videosunda sadece Panhard EBR 105 değil, bunun 8. seviyesi, 9. seviyesi, 10. seviyesinin videoları da var. Yani lütfen alta ya hey, burada sen Panhard EBR 105 demişsin ama videolarda bunu göstermişsin gibi bir şey yazmayın. Çünkü o bir kurgu ve o kurguda o videoları bulmak gerçekten kolay değil. Kurgu işi de ya da bu tip tasarım işleri de uğraşan insanlar bilir. Kurguda en zor şey materyal bulmaktır. Ve o materyalleri anlamlı bir şekilde kurgulayıp video haline getirmektir. Kendi mesleğim olmasına rağmen bazı videolarda çok zorlanıyorsunuz. Çünkü manevra kabiliyeti dediğinizde manevra kabiliyetini göstermeniz gerekiyor. Ben de Panhard'ı alıp her seferinde video çekip manevra yapayım gibi bir kafaya girmek yerine bunu araştırıyorum. Neyse, çok fazla laklak yapmak istemiyorum. Şimdi öncelikle bu arkadaştan bahsetmek istiyorum. Çok naif, çok kibar bir yorum yapmış. Çok güzel bir yorum yapmış. Ben zaten bunun üzerine videoyu çektim. Arkadaşımızın adı burada. Şimdi yaptığı video, yorum yaptığı video şey, bizim Erhan'la Teknochat'te School and Bones videosunu yaptığımız, oyunu incelediğimiz videonun altına yapmış. Ve demiş ki adı da şey, işte şurada şey yapayım ben, maviye boyayayım. Fitres PP7'yi gibi bir şey. Fitres PP7 nasıl PP7'yi? Neyse, yanlış okuyor. Anladı zaten o kendine. Abi Vottan EBR 105 hakkında ne düşünüyorsun? Eğer sende varsa, oyunla ters gitmiyorsa YouTube kanalında EBR videosu görmedim. Yani sana da uygunsa EBR replay'i isterim demiş. Bu kadar naif bir şekilden sonra ben hayır diyemedim. Ben de okey deyip hemen bir EBR incelemesi çekme kararı aldım. Ama hani sadece bu Tank GG'yi açıp World of Tank'ı açıp işte bir tane de şey yapayım demedim. Böyle girişte de güzel, etkileyici, hani akılda kalır, aslında vurucu bir video yapmak istedim. Kendi mesleğimizde olduğu için çok da böyle vakit harcamadan tık tık yapma gibi bir şey oldu benim için. Neyse, şimdi EBR'ye bir şöyle bir garajda bakalım. Umarım bu arada giriş videosunu hem kendisi hem de siz beğenmişsinizdir. EBR 105 seviye 8 bir Fransız, özür dilerim. EBR 105 Panhard seviye 10 bir Fransız light tankıdır. Ama seviye 8'i de, seviye 9'u da, seviye 10'u da aynı, aslında aynı bokun lacivertidir. Çok fazla aralığında fark yoktur. Oynama stilleri, oynama taktikleri de birbirinin aynısıdır, benzerdir. Ve tabii şöyle de ilginç bir şey paylaşmak istiyorum ben sizinle. Bir saniye, şöyle açayım. Bakın burada bir EBR görüyorsunuz. 1951. Şu anda %100 demeyiz. Şöyle yapayım ben. 1951 Panhard EBR. Aslında kendisi böyle bir tank. Birebir zaten WOT yapmış bunu, gördüğünüz gibi. Tabii birebir yapmış ama birazcık bazı özelliklerini değiştirmiş World of Tank. Çok iri bir tank olmadığını görüyoruz. Çok büyük bir tank olmadığını görüyoruz. Tekerlekli bir tank. Oyuna giren ilk tekerlekli tank. Bu da oyunun mekaniklerini bozmamak, oyunun dengesini bozmak adına değiştirmiş. Gördüğünüz gibi aynı birebir dönüşümünü çok genişten dönüyor. Durum bu ve çok daha ilginci, Fransız tankı olmasına rağmen Fransa tarafından neredeyse hiç kullanılmamış bir tank EBR. Genelde Meksika, Brezilya, Arjantin gibi ülkeler kullanmış. Bu da enteresan bilgi olarak vereyim. Ardından tekrar şuradan
biz tank GG'ye gelelim. Gördüğünüz gibi zırh yapımız neredeyse hiç yok, bir light tankız. O yüzden yüksek patlayıcı ya da özür dilerim yüksek kalibreli hasar veren TD'lerden, ağır tanklardan uzak durmamız gerekiyor. Çok fazla onların böyle hedefler arasında bekleyip oynamamız gerekiyor. Oynama taktiğiniz genelde hareketli spot mekaniğine dayalı olması gerekiyor. Çünkü kendileri efendim ileri 70 km hızı çıkarken geri 50 km hızı çıkıyor. 720 beygirlik bir de motorumuz var. Tabii bunlara da, bu kombinasyona da aynı şekilde 390 hasar veren, 190 penetrasyon olan ve 1950 DPM'li bir top eşlik ediyor. Tabii ki zırhımız dediğimiz gibi çok fazla yok. 40-16-40 olarak görüyoruz taret zırhını ve gövde zırhını, özür dilerim. Ve taret zırhı ise 15-10-10 olarak görünüyor. Pasif spot yapmaya kalkarsanız biraz sizi üzebilir. Çünkü hem kamosu çok çok iyi değil, hem de spot mekaniği açısından bu kadar hıza sahipseniz abi mutlaka ama mutlaka bunu kullanmanız gerekiyor. Yani bir Cristiano Ronaldo'nun koşmadığını düşünün. Bir Messi'nin koşmadığını, çalım atmadığını düşünün. Öyle anlatayım size. Peki bu tank ne gibi donanımlarla kullanılması gerekiyor diye bir kendimize sorduğumuzda ise efendim şöyle söyleyebilirim size. Bu tank için ben bir top sürgüsü öneriyorum. Kesinlikle reload'unuzu arttıracaktır. 10.8'e kadar düşürecek reload'unuzu. İkinci olarak tekrar söylüyorum, bazıları burada teleskobik dürbünle kullanıyor. Bu yanlış değil. Yani vatan haini olmuyorsunuz bunu kullanınca. Çünkü bazen öyle tepkiler alabiliyorsunuz işte. Leopar'a bunu takıyorsun. Ne Leopar'a teleskobik be, Allah senin belanı bilmem ne. Senin var ya Allah seni bildik falan. Böyle bir şey demeyeceğim tabii ben. Teleskobik de takabilirsiniz ama benim tavsiyem kaplı optik takmanız. Ve son olarak ise bir havalandırma filtresi takıp tüm değerlerinizde %5 mi veriyordu bu? Yani %10 veriyormuş. %10 bonus almanız. Bunun sonrasında gördüğünüz gibi de kaliteli bir mürettebatınız varsa efendim, o skill diyelim. Kaliteli bir mürettebatınız varsa bir de gidip kendinize şöyle bir şey koyarsanız, yüklemeniz 9.94'e, eğim süreniz 1.3'e ve isabetiniz de 0.33'e kadar yükseliyor. Bu önemli değerler özellikle bu kadar hareketli tanklarda. Tabii ki siz burada havalandırma filtresi yerine bir de düşey dengeleyici takabilirsiniz. Bulabilirsem eğer, ha buradaymış. Burada da işte hareket halindeyken topun isabet oranını arttıracaktır. Bu da size fayda sağlayacaktır. Burada İki opsiyonlu gibi düşünün. Size kalmış bir şey. Tabii bunu niye böyle oldu? Böyle olacak. Bu tabii size kalmış bir şey. Karar sizin. Genelde tekrar söylüyorum, oynama tarzı olarak hareketli spot vermeniz gerekiyor. Hızlı olmanız gerekiyor. Zaten videonun da başında anlattım. Kalibresi yüksek tanklardan kaçmanız gerekiyor. Zayıf zırhlı tanklar sizin ilk hedefiniz olması gerekiyor. Evet, Reply'ımız gördüğünüz gibi seviye 8 bir maça düşmüş. World of Tank Water Reply'den indirdim ben bu Reply'ı. Call Me Manka nikli bir arkadaşımız gayet de güzel oynamış maçta. Ben özellikle indirdim. 3-4 tane Reply indirdim. Aralarından bunu seçtim çünkü aksiyon olarak çok en aksiyonlu olanlarından biriydi bu. Şimdi burada ben bir de şunu da düzelteyim. Başta 70 km hız dedim fakat ben burada 90'lara çıktığını görüyorum bunun. Bunun için de kusura bakmayın. Hani şeyin sitesinden baktığımda bu şekilde görünüyordu. Tabii ki burada ilk yapması gereken şeyi yapıyor arkadaşımız ve ilk olarak light'ların genelde gittiği Mrowanka haritasındaki o haritadayız. Mrowanka haritasında orta bölgeye gidip daha da ileri gitmek istiyor. Fakat kendisi burada rakip EBR ile kafa kafaya geliyor ve onunla küçük bir kapışmaya giriyor. Tabii burada EBR ile kapışırken diğer tankları da spotlama durumuna giriyor. Hem spotluyor hem de hasar veriyor. Tekrar EBR'ye 470 hasar veriyor. Bu arada rakip EBR'i eritti bile. Gördüğünüz gibi rakip EBR 3'te 1 cana kadar düşmüş durumda. Takıma baktığımızda şöyle bir haritaya bakalım. Haritayı okuduğumuzda ise genel olarak takımının agresif bir oyun sergileyici hissiyatına varabiliyorsunuz. Çünkü şu anda haritada bizim atak yönümüze göre sol tarafta, yani D9 ve 0 ve 8 hattındaki tanklar ileri doğru gidiyor. Bu da bizim de ileri gitmemizi sağlıyor. Çünkü onlar ileri gidiyorsa biz daha ileri gitmeliyiz ve spot vereceğimiz tanklar daha gerideki tanklara spot verip, özür dilerim şöyle cümleyi düzelteyim, daha gerideki tanklara spot verip onları spotlamalıyız ki düşmanlarımız ölsün. Bizim avcılarımız, TD'lerimiz, heavy'lerimiz
hasar versin. Burada bir düşe yazıyor. Düştü, kalktı gibi oluyor. Arkadan bir atış geldi. Kunze tarafından ondan kaçabildi. Bu arada diğer tankların neredeyse tamamını spotluyor burada. Neredeyse tamamını spotluyor. Burada Conway'i güzel bir şekilde vuruyor. Ama tabii ki aslında her şey bitmiş değil burada. Bir kez daha nişanını alacak. İleri doğru vazgeçiyor orada. Çünkü tanklar geçiyor derken maalesef burada Borask sanırım. O Borask'ı vuramıyor. Tekrar geri geri geliyor. Yani çalıların arasında. Burada birazcık pasif aktif ya da pasif agresif diye tabir edeyim ben bunu. Pasif agresif oluyor. Yani biraz agresif, biraz pasif. Biraz basıyor, biraz duruyor gibi oynuyor. Net atış pozisyonunu buldu mu da Kunze'yi affetmiyor efendim. Şu anda 2315 hasara ulaştı bile. Henüz daha maçın 2,5 dakikası oldu. Gördüğünüz gibi IS-3 orada, Conway orada. Ben olsam Conway'e atarım. O da Conway'e çevir topunu ve Conway'e de 354'ü yapıştırdı. Burada bitmeyecek. Tekrar çalıların arasına girdi. Atış ederken, atış ettikten sonra hemen çalıların arasına kaçıyor. Conway öldü. Ona yetişemedi. IS-3'ü bıraktı. Burada artık net bir pozisyonu yok atış için. Buradan çok fazla ekmek mama çıkmayacak büyük bir ihtimalle ona. O da bunun farkına varacak ama son kez IS-3'e hasarını tekrar 371 olarak yazıyor efendim. Gördüğünüz gibi uzaktan da çok isabetsiz bir topu yok. Fakat burada birazcık daha sola doğru çekmesi gerekiyor. Keşke burada atışını yapmasaydı. Çünkü az sonra o tank tekrar nişanına gelecek. İşte bakın burada yüklemeyi bekliyor. Halbuki çoktan onu yapıştırırdı. Büyük bir ihtimalle kızgınlıkta aman senin de tankın kaçtı falan dedi. Ama tekrar Leopard'a 401'i yapıştırdı. Evet artık kendi takımı da iyice basmaya başladı. Burada maç kaybetme kazanma olayları hakkında da şöyle söyleyebilirim. Bu videoyu da ikinci kez izliyorum. Ama ilk kez izliyormuşçasına yorum yapabilirim size. Şöyle söyleyeyim. Böyle bir durumda haritaya baktığınızda çok net bir şekilde takımınızın bastığını görüyorsunuz. Artık burada geride durmanıza, aman canım gitmesin demenize light olun, TD olun, heavy olun, met olun hiç fark etmez. Gerek yok. Burada basmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi haritanın zaten 3'te 1'lik alanına sıkışmış rakip. Kaybettiniz. Ne kadar dar alanda oynarsanız o kadar rahat kaybetme ihtimaliniz oluyor. Çünkü çok net spotlanabiliyorsunuz efendim dar alanda. Neyse maça geçelim tekrar. EBR'ye bakalım. Bakalım EBR neler yapıyor derken EBR burada hala net bir atış pozisyonu bulmuyor. Haritayı birazcık küçülteceğim ben bu arada. Haritayı biraz küçülttüm. Net bir atış pozisyonu bulamıyor EBR'miz, Panhard'ımız. Geriye doğru tekrar basacak. Burada Borask var. Özellikle burayı şöyle göstermek istiyorum ben size. İşte bir EBR'nin yapabileceği şeyler. Bakın orada bir atış ıska geçti. İkinci atış. Hepsi ona döndü. Bir ıskaladı. Bir daha ıskaladı. O arada geçerken vurdu ve arkadaşına çarptı. Ama gerçekten de oradaki bütün tankların gördüğünüz gibi kafası karışıp hepsi ona namluyu çevirdi. Ve kendi takım arkadaşları bunu bir fırsata çevirebilirdi. Bazıları çevirdi, bazıları çevirmedi. Tabii ki bu sizin elinizde olan bir şey değil ama siz yapmanız gerekeni yapın. Bu arada tekrar bir atış şansı buluyor. TVP'ye 403 hasarı onda yazıyor. Ardından bir 192 hasar destek hasarı veriyor. Ve Panhard'ımız durmuyor. 6-3 oldu. Aslında net söylüyorum maç çoktan bitti. Panhard da zaten şu anda artık kendi hasarına bakıyor. Ben ne kadar daha fazla hasar atabilirim diye bakıyor. Ve ona istinaden de rakip tankların olduğu yere doğru gidiyor. O da ne? Bir Isu bomboş net bir şekilde vur beni diye bekliyor. Ona da yapıştırdıktan sonra ileri diyor, gaza yükleniyor. Aman diyoruz burada ne düştüm düşeceğim gibi oluyor. Kontrol zor bir tank. Özellikle hızlı giderken keskin hamleler yapmak epey zor. Duvarlara falan çarptığınız çok olur. Burada tekrar bir IS-3 görüyor, çevir at yapıyor. Şanslı bir an. Bu kadar isabetli olması gerçekten muazzam. Yine rakip tankların arasına dalıyor. O onun olacak mı? Hayır. Hayır, bu sefer kendi takım arkadaşları tarafından rakip garaja yollanıyor. O yetişemedi ama hiç önemli değil. 4000 küsur hasardayız ve Borask'ı da garaja yolluyoruz. 5082 hasar, 2248 destek spot hasarına ulaşıyor EBR'miz. İşte bir EBR ile bu hasarlara ulaşmak çok da zor değil. Çünkü en büyük özelliği, tekrar söyleyeyim, hatlar arasında ya da hatları çok rahat değiştirip size hasar çıkabilecek, hatta hasar destek hasarı ya da damage atabileceğiniz hatta gidiyor olabilmeniz. Çünkü 80-90 km hızlara ulaşabiliyorsunuz. Burada intihar etmeye çalışan bir PV var. O ateş etti ama bizi ıskaladı ve EBR diyor ki hayır sen benimsin, kara toprağın değil.
diyor ve onu böyle deyip kara toprağa yolluyor Eber'e. Ne kadar komik. Evet, bu iğrenç espriyle yaptıktan sonra şöyle bir replayimizi durduralım efendim. 5735 damage'e ulaşıyoruz. 3114 destek spot hasarına ulaşıyoruz. Ekstra maç sonu raporlarını göstermeyeceğim. Bu yeterli bence. Videomuz bu kadar. Son olarak şöyle bir özet geçtiğimde EBR seviye 11 light tank ama seviye 9'da 8'de aynı bokun laciverti. Hızlı bir tank, süratli bir tank, manevra kabiliyeti yüksek bir tank ve vurulması zor bir tank. Hem ufak olmasından hem manevra kabiliyetinin ve hızının fazla olmasından dolayı topu fazla delmiyor. Bu yüzden siz rakip tankların arkasına ya da zırhı zayıf olan tankları hedef almanız gerekiyor. Spot vermek istiyorsanız aktif spotu tercih etmeniz gerekiyor. Özellikle pasif spotta kalmanız gerekiyor. Ama pasif spotta verdiğinizde geri hızınız epey yüksek. 50 kilometrede 60 kilometrelere kadar çıkabiliyorsunuz. Bu da sizin avantajınız. Yani spot verip hızlı bir şekilde kaçabiliyorsunuz. Ya da hasar atıp geri hızlı bir şekilde kaçabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Video bu kadar. Umarım yeterli olmuştur. Ve sizi o isteyen arkadaşı neydi? Fetir YPP7Y miydi neydi adını yine okumakta zorlanıyorum. O yüzden kusura bakmasın. Tatmin etmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.